Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur.'' Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın. Onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz Birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın artık değnek olarak yarısı verilir. Bu, cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah Sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tekamül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler, mallarınızı karşılıklı rızadan doğan bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Ayet-i kerimede görüldüğü üzere, ticaretin dışında gerek rüşvet, gerek diğer hileli ve haram yollardan elde edilen hırsızlık, hile, faiz ve her türlü... Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram yeme ve öldürme işini yaparsa, onu ateşe koyacağız. Bu, Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri, başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar. Hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse disiplini için hafifçe, sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın Artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek ilahlaştırıp buyruğuna girmekle Allah'a ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye Mallarını sarp ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten bir şahit, peygamber ve resul seni de onların hepsi üzerine şahit olmak üzere getirdiğimiz zaman halleri nice olur küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de Yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, raina derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın. Yoksa Allah sizi ters yüz eder. İnsanlık vasfınızdan çıkarır. Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında, ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimseler için bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaatle Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar kurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar cipte, kahinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan meredenlere inanıyorlar da küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanet ettiği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar lanetlenen İsrail oğulları Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona İbrahim'den gelen Muhammed'e iman etti. Kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında ruhunun azabı tatmaları için onları başka taze derilerle değiştireceğiz.'' Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih amel işleyenleri içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline İslama göre ahlakı sağlam yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu, sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara, sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman Münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği vakit biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine and olsun ki, onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan, sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara, İsrailoğullarına dediğimiz gibi, kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Ve elbette onları dost doğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır bu lütfa mazhar olanların kadrini birici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafıklar harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım, der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, Ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar, size ne oluyor da ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan tağutu ayakta tutma uğraşında savaş verirler. O halde ey iman edenler! Siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına Hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve Ey Rabbimiz bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz kurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile. Onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir.'' Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da... ...neredeyse hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar. Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir rasul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse, üzülme, biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar, gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp, baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman, onlardan bir grup geceleyin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, etkilenme, işi Allah'a havale et, Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara, Hatte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir, ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada işin iç yüzünü, aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed, Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin baskınını ve şerrini uzaklaştırır. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse ondan kendisine bir pay sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse yine ondan kendisine bir pay vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin. Veya en azından verilen selamın aynı ile mukabele edin. Allah, her şeyin hesabını yapandır. Allah, o gerçek ilahtır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde, sizi mutlaka toplayacaktır. 88. Ayet Size ne oluyor da, münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz. Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dostlar edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüslere daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen öyle kimseler, münafıklar bulacaksınız ki, bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar, canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse, artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına, onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir. Diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense Yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azad etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa, Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren Müslüman olduğunu söyleyen kimseye, dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz ve Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın, sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla Malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla savaşanları derece bakımından oturan savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah savaşanları oturan savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz yeryüzünde dinin emirlerini baskı altında yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da yolda ecel gelip kendisini yakalarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak dört rekatlıları iki kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar, diğer grup düşmana karşı beklesinler.'' Namazda olanlar secde edip bir rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. İkinci rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları bir rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah, kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken, Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız, elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak bütün emir ve yasaklarında hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, insanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma. Bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar İnsanlardan korkup utanıp kötü işlerine gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o Allah kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz Diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa, ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata ve günah işlerde sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm! Eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasına düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve resulü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız sonra kendisini cehenneme atarız o ne kötü bir gidiş yeridir şüphesiz ki Allah zatında sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: "Elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar." Yine Allah'ın yarattığı tabi şekli ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orada kaçacak bir yer de bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaat ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, işi güzel, doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden din bakımından daha güzel kim vardır?' Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitapta size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisine yüz çevirip terk etmesinden korkarsa, fedakarlık yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir Nefislerinize uyarak kadınlara eziyet vermekten sakınırsanız şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar, ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma durumu ve gereği varsa o halde birine tamamen yönelip, diğerini muallakta, hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz zahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun. Onun emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan odur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile Adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip bükerseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereğine uygun şekilde iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüştür. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, İnananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın böylece tepkinizi gösteriniz çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacak. Onlar Münafıklar hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp, sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah, kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah, kafirlere, müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip, dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek, güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki O, onların hilelerini başlarına geçirip, cezalarını verendir. Onlar, Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. Özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. 147. ayet. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın. Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir.